Sevgili Bozcaada'lı hemşehrilerim, Bozcaada sevdasıyla yollara düşüp bu eşsiz toprakların havasını bizimle birlikte solumak için Bozcaada'ya gelen saygıdeğer misafirlerimiz, Barış ve Özgürlükler kenti Çanakkale'nin en güzide ilçesi Bozcaada'nın belediye başkanı olarak hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 17. Bozcaada Kültür, Sanat ve Balbozumu Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu sene Balbozumu Festivali'nin 17.sini gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi Bozcaada özellikle son yıllarda Çanakkale'nin, Kuzey Ege'nin ve tüm bölgenin turizmdeki lokomotif yerlerinden birisi durumundadır. Ancak Bozcaada'nın diğer turizm yörelerinden bir farkı var. Bozcaada popüler turizmden çok turizmini yüzyıllardır beraber ve dostça ve kardeşçe yaşamayı başarmış Türk ve Rum halklarının ortak yarattığı mimariye, bağcılığa, şarapçılığa, ya bozulmamış doğasına, yani eşsiz kültürü üzerine inşa etmeyi başarmış nadir yörelerden birisidir. Bu topraklarda 3000 yıldır bağcılık yapılıyor. Bu topraklarda 3000 yıldır şarap üretiliyor. Bu bakir doğa bağcılık ve şarapçılık olmadığı sürece Bozcaada'da sürdürülebilir bir turizmden de bahsetmek mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bağcılık özellikle son yıllarda çok büyük sıkıntılar içerisinde. Gerek yeni pazarların yaratılamaması, gerek imar baskısı, gerekse şarapçılığa, bağcılığa çok büyük katma değer sağlayan şarapçılığa yapılan baskılar şu anda bağcılığın önündeki en önemli sorunlar. Yerel yönetim olarak bu sorunların hepsinin farkındayız. Biz bu görevde olduğumuz sürece, ki Bozcaada geleceği için düşündüklerimizi yapmadan gitmeye hiç niyetimiz yok, adanın bakir doğasını, bağları ve eşsiz mimarisiyle harmanlaşmış eşsiz peyzajını her türlü rant odaklı baskılara rağmen terimizin son damlasına kadar korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza Bozcaada Belediye Başkanı olarak söz veriyorum. İçinde yaşayan sadece 2500 nüfusu ve sadece 38 kilometre karelik bir yüz ölçümüyle Bozcaada'da eğer 6 şarap fabrikası her türlü zorluğa rağmen hizmet vermeye devam ediyorsa ve bu topraklarda 3000 yıldır şarap üretiliyorsa, severiz, sevmeyiz, içeriz, içmeyiz ama şarabın ve şarapçılığın Bozcaada kültürünün en önemli özelliklerinden birisini hepimiz kabul etmeliyiz. Bağcılığın devamı için mutlaka şarapçılığa da destek vermek yerel yönetim olarak bizim boynumuzun borcu olacaktır. Sevgili Bozcaadalılar, saygıdeğer misafirlerimiz, ülke olarak toplumsal huzur ve toplumsal barışa en ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Evet, gerçekten içimiz yanıyor. Ne yazık ki her gün daha koyu bir karanlık üzerimize çöküyor. Ben Bozcaada Belediye Başkanı Doktor Hakan Can Yılmaz, kendi adıma, Bozcaada halkı adına ve affınıza ve müsaadenize sığınarak buraya katılan herkesin adına diyorum ki barış, yine barış, hemen barış. Artık bu terör bitsin. Artık oğullarını vatan savunmasına gönderen annelerin gözyaşı dinsin diyorum. Hiçbir gücü olmayan gençler artık ölmesin diyorum. Büyük usta Nazım'ın dediği gibi, çocuklar ölmesin, çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler diyorum. Sesim kısılıncaya kadar barış diyorum. Sesim kısılıncaya kadar barış, hemen barış diyorum.
barış yıllığını buradan Bozcaada'dan haykırıyorum. Çünkü bu topraklarda yüzyıllarca Türk ve Rum halkları barış içerisinde kardeşçe yaşamayı başarmış. Bozcaada hoşgörü adası olmuş. Bu barış çığlığını buradan Çanakkale'ye aykırıyorum. Çünkü hemen yanı başımızdaki Çanakkale topraklarında bundan 100 sene önce savaşmak için gelenler kardeş olmuş, dost olmuş. Ülkelerinden savaşmak için gelip burada hayatını kaybeden gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi artık bizim çocuklarımız olmuş. Bundan 100 yıl önce Çanakkale'de tüm emperyalist oyunlar bozulmuş. Barış insanlığa kalkan olmuş. Ama belki de en önemlisi Çanakkale topraklarında Ezineli Yahya Çavuş ile Tunceli Ahmet, Harranlı Seyit Onbaşı ile Trabzonlu İdris tek yürek olmuş, Mehmetçik olmuş. Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkezi, Mehmetçik adı altında bu memleket bizim diye aykırmış, Çanakkale'yi geçilmez kılmışlar. Ve şimdi bu insanların hepsi Çanakkale'de koyun koyun yatıyorlar. Hepsinin ruhu şad olsun. Bu eşsiz toprakların çocukları olarak işte bu yüzden burada Bozcaada'dan aykırıyorum. Bu yüzden Çanakkale'den aykırıyorum toplumsal barış diye. Toplumsal barışa hemen ihtiyacımız var. Akan kanın durması, hemen durması için herkes elinden gelen her şeyi sonuna kadar yapmalıdır. Oynanan kanlı oyuna kimse alet olmamalıdır. Sözlerime son verirken, bu eşsiz topraklarda bir ağaç gibi tek ve hür ama bir orman gibi kardeşçesine yaşamayı borçlu olduğumuz Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da vatan uğruna, inandığı değerler uğruna gençliğini, istikbalini, ana ocağını, yarın yanağını feda edip can veren kahraman şehitlerimizi ama en başta koca yürekli yenilmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Bozcaada Belediye Başkanı olarak sizlere en derin sevgi ve selamlarımla selamlamadan önce bu organizasyonun gerçekleşmesinde maddi manevi destekleri olan Sayın Kaymakamımız Abbas Yeşilkuş başta olmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne, ilçe jandarma komutanlığına, ilçe gıda, turizm ve hayvancılık müdürlüğüne, şarap üreticileri Sayın Ahmet Dala'ya, Sayın Haşim Yunaçı'ya, Sayın Reşit Sole'ye, Sayın Ahmet Güler'e, Sayın Ahmet Otoğlu'na ve katkılarından dolayı Sayın Önder Köse'ye, Sayın Ferhat Tigren'e, Sayın Metin Gıcır'a, Bozcaada halkına adına teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili Bozcaada'lılar, saygıdeğer misafirlerimiz, terörün esas amaçlarından, sosyal amaçlarından birisi de insanları doğal yaşantılarından ve alıştıkları düzenden koparmaktır. Biz Bozcaada olarak burada festivalimize devam etme kararını bu karar üzerinden gerçekleştirdik. Çünkü her festival eğlence değildir. Biz Bozcaada'da kültür, sanat ve yaşam festivali yapıyoruz. Ve bu festivalin de hem şehitlerimizi anmak hem de milli birlik ve beraberliğimizin altını çizmek için bizler için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Geleneksel üzüm yarışmamıza geçiyoruz şimdi. Büyük bir mutluluk ve gururla geliyor. Bu senenin en iyi mahsullerinden birini çıkardınız Mürüvvet Hanım. Tebrik ediyoruz sizi. Ve ödülünüzü takdim etmek üzere Bağcılar Kooperatif Başkanı Sayın Mustafa Kırlı'yı biz de davet edelim. Evet, zarfı rica edeceğiz ama önce Mürüvvet Hanım'ın ödülünü verelim. Mürüvvet Hanım, ödül neymiş, baktınız mı içine? Heyecandan bakmadınız.
Hiçbir sene bakmıyorum. Hep kapalı mı duruyor zarflar? Bu da ama farkında olmamış gibi yaparak. Hani hiç her sene alıyorum, ödülleri kenara koyuyorum. Peki, çok teşekkürler bu kadar lezzetli, güzel üzümler ürettiğiniz için. İkinciyi şimdi takdim edeceğiz sizlere. Sayın Hasan Öz'den gelen zarfı açtık. Efendim, ikinci olan isim Hüseyin Dinçel. Bolcaada'nın en güzel ikinci üzümlerini üreten Hüseyin Dinçel şu anda burada mı diye bakıyoruz. Hüseyin Bey torunuyla birlikte geliyor. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Buyurun efendim. Ödülünüzü garnizon komutanımız Yadi Binbaşı Abdurrahim Namt'ı takdim edecek. Sayın Namt'ı bir kez daha davet edelim. Sayın Namtı'ya ve Sayın Hüseyin Dinçel'e ve değerli torununa teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ladies and gentlemen, best grape goes to, evet, Bolcaada'nın en iyi üzümü. Tüyleriniz diken diken oluyor, hissediyorsunuz. Ve kazanan Tayfun Kuralay oluyor. Büyük bir Fenerbahçeli geliyor. Tayfun Kuralay. Ve kendisine ödülü takdim etmek üzere Bolcaada Kaymakamımız Sayın Abbas Yeşilkuş'u bir kez daha yoracağız efendim. Bugün çok yorduk sizi ama yürümek de iyi bir spor. Vücudumuza iyi geliyor. Evet Mürvet Hanım, üzüm yetiştirirken nelere dikkat ediyorsunuz daha çok? İlaç kullanmıyorum. Zamanında temizleme, budama yapılıyor. Sürümler yapılıyor. Kendim sürüm yaparım ben. Kükürtünü kendim atarım. 6 yaşından beri bu bağların içindeyim. Peki sizin yetiştirdiğiniz üzümlerden şarap üretimi yapılıyor mu? Yapılıyor. Fabrikalara veriyoruz şaraplarımızı. Onun dışında standlarda üzümlerimiz satılıyor. İstanbul'a gönderiyoruz bunun dışında. Bunlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her şey şiirdir. Şimdi şu anda ak kağıt üstünde dolanan elim, karşıki avluda salınan söğüt, yandaki odada uyuyan bebeğim. Her şey şiirdir. Çağrısı aşkın, bahar toprağından yükselen tütsü, umut ve acı, başlayan ve biten, yağmurun ve akıp giden hayatın tütsü. Her şey şiirdir ve bir gün belki ilk aşkım, ilk göz ağrım şiir, koynunda ona yazdığım mektuplar bir yerlerden çıkıp gelecektir. Güzel etkinlik için, güzel akşam için, festival için sevgili belediye başkanımıza Hakan Can Yılmaz beyefendi kocaman bir alkış rica ediyoruz lütfen. Çok teşekkür ederiz tekrar. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çok büyük emek verilmiş hakikaten. Açılış akşamı bu akşam sanıyorum. Ne güzel bize nasip oldu. Emekçilerin hepsine büyük bir alkış gelsin o zaman bu akşam için.
Sağ olun. Ve Dardanel Müziği'ye de çok teşekkür ediyorum güzel tezgah için. Sevgili arkadaşlarım, güçlü bir alkışlarsak sevinirim. Biraz sonra tek tek isimlerini de söyleyeceğim sizlere. Evet, şimdi herkesin sevdiğini düşündüğüm bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Tahmininiz var mı bilmiyorum ama bir 95 yılına gidelim. Gençler özellikle seviyorlar bu şarkıyı. Ne gelecek bakalım. Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem anlaydım. Güler misin yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem anlaydım. Güler misin yoksa sen de sever misin? Birlikte söyler miyiz lütfen? Bilenler var. Bolca'da Babuz'un festivali kapsamında düzenlenen Kitesurf yarışmasındayız şu an. Yanımızda Bilge Öztürk var. Merhabalar Bilge. Merhabalar. Maximum Kiteboard Turkish Open yani Türkiye Kiteboard şampiyonasındayız. Bir yandan da Bolca'da Babuz'un festivali var. Bir yandan da onun kutlamaları devam ediyor. İlk gün çok güzel yarış oldu. Birinci gidiyorum şu anda ben. Ama ertesi gün ve bugün biraz rüzgarımız az. O yüzden yarış yapamadık. Yani kiteboard yarışı yapamadık kitefoil disiplininde. Biz de diğer aktivitelerle yarışmalara devam ediyoruz. İşte gün boyu plajda voleybol, beach volley, işte tavla turnuvaları, stand up paddle dediğimiz ayakta yapılan yarışlarımız var. Buradaki şey üzerinde, deniz üzerinde yine aynı şekilde. Artık rüzgar olana kadar diğerleriyle ulaşacağız ama bir yandan da Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Yarın son günümüz. Yarın öğleden sonra da madalya töreni olacak inşallah. İnşallah. Bu kiteboard, kiteboard mı diyorsunuz? Tam olarak nedir? Uçurtma nasıl yapılan bir yarışma? Uçurtma sörfü de diyebiliriz aslında ona. Daha Türkçe'ye çevirirsek. Trapezde yani belimizden böyle bir trapez aslında onları malzemelerimizle göstererek de anlatabilirim size. Buradan barla ve iple yaklaşık 20-25 metre uzunluğunda uçurtma bize bağlı. Uçurtmanın boyutu da sizin kilonuza göre ve rüzgarın şiddetine göre değişiyor. Ayağımızda da boardlar var, snowboard'a benzeyen. Daha böyle
cambazlık diyelim, akrobasi dalında disiplinlerde onlar kullanılıyor. Biz formula kite dediğimizde birazcık daha tek yönlü bir board kullanılıyor. Surfboard'una benzeyen, windsurfboard'una benzeyen. Şu anda bizim yarıştığımız, Türkiye'de de ilk defa olan hidrofoil boardlar var. Yani siz buradan baktığınızda bir anda böyle deniz üstünden giderken böyle bir çubuk çıkıyor sanki yukarı. Biz havada gidiyoruz. Yani çok izlemesi de çok değişik bir spor. Ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Dünyada da yarışlar yapılmaya başlandı. Çeşitli şampiyonalarla. Hatta kiteboard olimpik olacak bir dal. Youth oyunlarına, gençlik oyunlarına girdi. İnşallah daha devamı da gelecek. Olimpik olacak bir dalda biz de Türkiye'de böyle bir ayağı yapıyor olmak gerçekten çok önemli. Spor adına da, kiteboard camiası adına da. Bakalım inşallah böyle güzel şeyler, sonuçlar almaya devam edeceğiz. Ben de ülkemi bir yandan yurt dışındaki yarışlarda da temsil ediyorum. Uzun yıllardır bu sporla uğraşıyorsun. Evet. Yani 2011'de milli sporcu oldum. Ondan 2007-2008'den beri kiteboard yapıyorum. 2011'de milli oldum. Oradan beri de ülkemi çeşitli yarışlarda temsil ediyorum. Güzel dereceler de aldım. İşte master sınıfında dünya dördüncülüğüm oldu. İşte Asya üçüncülüğüm oldu. Dünyada sekizinciliğe kadar sıralamada yükseldim. Daha yüzlerce yarışa katıldım. Devamı da gelecek inşallah. Değişik disiplinlerde, sadece formüle yarışında değil, az önce anlattığım hidrofoil boardlarla da yarışmaya devam edeceğim. İnşallah biz de sizi daha yüksek yerlerde görmek isteriz, hem ülkemiz için hem dünya. İnşallah öyle olur. Bakalım, madalyalara devam diyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim Bilge. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Efendim, isminizi öğrenelim. Ömer Seymen. Ömer Bey. Tavla turnuvasında finalini yapıyorsunuz. Kim kazanır? İyi oynayan kazansın. İyi atan kazansın diyelim. Bozcaada'da mısınız siz? Evet. Peki Bağbozum Festivali ile ilgili, yani her sene geliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu sene kısmet oldu. Genelde gelemiyorum ama bu sene de göremedim. Daha yeni geldiğim için gayet güzel oluyor tahmin ediyorum. İnşallah seneye geleceğim. Konsensus. Genelde geliyorsunuz ama. Genelde gidiyorum. Bazı uzunlara denk gelmiyor işlerden dolayı. Madrid. Ama inşallah seneye geleceğim. Vallahi çok seviyorsunuz Madrid. Herhalde. Güzel de oynuyorsunuz. Finale kaldınız. Evet evet. Şimdi şöyle, adanın her şeyi güzel. Gemiyle geliyorsunuz. O güzelliği, o ferahlığı, o rüzgarı, meltemi sizi rahatlatıyor. İnsanların sıcak davranışları, yani gezip görebileceğiniz yerler, kafayı dinleyebiliyorsunuz. Eskiden şöyle biraz daha orta kısım gelirdi yaş olarak. Şu an gençler de çok talep gösteriyorlar bu Bozcaada'ya. Gezilecek, görülecek çok şey, yani çok yer var. Nasıl diyeyim, Bozcaada'ya gelip yapabileceğiniz şeyler anlatılmaz yaşanır, öyle söyleyeyim. Herkes gelsin yani. Biz de buraya gelen insanlara Aspava Otel'e uğramadan gitmeyin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirdiğimizi, bu kadar güzel organizasyonları yapmanızı sağlayan
Orçalı Belediye Başkanımız Hakan Can Yılmaz'ı buraya davet etmek istiyorum müdürlüğe vermek için. Aynı zamanda Berna Gönüsel'i yine kendisinin yardımcısı. Ve tabii ki her türlü Kalkbord Organizasyonu'nda sonsuz destek sunan ve sporun bilmesini sağlayan marka Maximum Kart'tan da Seçil Hanım ve Ebru Hanım'ı buraya davet etmek istiyorum. Gerçekçiler mikrofonu bulunca çok konuşuyorlar. Yalnızca ben hem Mercedes-Benz ve Maximum'un ortak olarak sponsor olduğu Kiteboard Avrupa Şampiyonası'nda hem de Maximum Kiteboard Türkiye Şampiyonası'nda emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bozcaada'ya ve Bozcaada'nın çok özel bir plajlarından birisi olan Çayır Plajı'na çok büyük bir anlam kattınız. Çok sağ olun. Ben hepinizin adına Beylikdüzü Ajans Başkanı sevgili Kerem abiye diyorum. Artık o bizim Bozcaada'lı Kerem abimiz oldu. Bir Bozcaada hatırası vermek istiyorum. Ama bunu gerçekten hepinizin adına veriyorum. Tinanin, 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 Tinanin,